Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Emine Vahyullah. El Halık. Halk, ibda, yaratma, yokluktan varlığa getirmek demektir. El Halık, kudretiyle varlıkları ishar eden ve iradesiyle de onların bir kısmını diğerlerinden önce var eden demektir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Dikkat ediniz. Yaratma ve emir ona aittir. Ela lehul halku vel emr. Yaratma iki kısımdır. Birincisi takdir, diğeri ise icat yaratması. Emir ise ceberuttur. Aralarında bir berzah vardır, karışmazlar. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ Rahman Suresi. Takdir yaratması Rabbani bir emirdir. Bu emir bir öncelik veya sonralık söz konusu olmaksızın varlığı tek olandır. Nitekim Allah Teala şöyle bildirmiştir. Bizim emrimiz göz açıp kapatmalık bir anda gerçekleşir. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ Binaenaleyh hakkım, kün, ol kavli, bu mertebede yaratılışta var olan şeyin kabulünün ta kendisidir. Ardından ise varlıkta zamansal bir sıralama meydana gelir. Bu mertebenin hakikatlerinin sirayet etmesinin bir neticesi de hayal kuvvetinin ayan aynasına yansımasıdır. Çünkü bu kuvvetin varlık mertebelerinde vücub, imkan ve imkansızlık gibi tasarrufları söz konusudur. Çünkü hayal kuvveti bu mertebede varlığı imkansız olan şeyi varlığı zorunlu olana katmıştır. Yokluk hallerinde sabit ayan, hayal kuvvetinde var olan şeyin kün, ol sözünden yaratılması gibi mevcut mesabesindedir. Binaenaleyh hayal kuvvetinde hiçbir şey imkansız değildir. Hayal kuvvetinin yaratılan şey hakkında verdiği hüküm bizzat kendisine döner. Bunun nedeni hükme konu olan şeyin bizzat hayal kuvvetinin kendisi olmasıdır. Ehli keşf bu meseleyi müşahede ederken farklı derecelerde bulunurlar. Bir kısmı varlıkla nitelenmiş idrak edilen şeyin yokluk halinden varlık hale dönüşmesini görürler. Bir kısmı ise varlığı dile getirir, hatta varlığa ilişir. Bu görülen suretlerin aynaya yansıması gibi zuhur ilişmesidir. Ayan ise ademlik halinde sabit oldukları gibidir. Böylelikle ayan birbirlerini hakkın varlık aynasında görürler. Bazıları ise şunu ileri sürmüşlerdir. Ayan sabite tertipleri üzere bulundukları madumluk halindedirler. Fakat hakkın varlığı onlarda zuhur eder. Bunlar hakkın tecelligahları ve ayetlerinin mazharlarıdır. Böylelikle bunların bir kısmı hakkın zuhuru esnasında diğerlerini görürler. Bunun neticesinde ise ayanın varlık kazandıkları vehmedilir. Halbuki sadece hak zuhur etmiştir. Her iki keşfi sadece kamil birleştirebilir.